daki açıklamalarını getirdik ekrana. E, tabii karşılaşma sonrasında o da alınan sonucun sonuçtan hani oyuna göre memnun değil. Aslında maçın e, maçı kaybetmemeleri gereken bir maç olarak değerlendiriyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani sonuçta direkt Başakşehir'in böyle çok goller kaçırarak oyun baskı kurarak kaybettiği bir maç değil. Ortada hatta kısmen Leipzig üstünlüğüyle geçen mücadele çok hı hı. anormal bir sonuç değil ya. Yani Başakşehir de oradan kazanıp gelse o da anormal gelmezdi. Aslında bakma yani Şampiyonlar Ligi'de yaşanabilecek şeyler bunlar. şanssızlık şu. Şimdi Paris Saint-Germain evinde yenildi Manchester United'a. Evet. E şimdi bu ikinci maç. Şanssızlık. Şimdi ne varsa Mbappe'si, Neymar'ı ne varsa artık burada e çok basit zor... goller yedik. Okan Hoca'nın evet. üzüntüsü bence bundan. Ha, olabilir. Yani çünkü ilk gol merkezden kenar oyuncusunun merkeze girmesi, daha sonra Tekrar o oyuncunun çok boşta kalıp Rafael'in yetişememesi, yani bunlar. Evet izleyicilerimizden yorumlar geliyor. Tabi hepsi Avrupa'daki başarısızlığı kendilerine evet. göre yorumluyorlar. Meyrediz biz. Burada Sezon çok özür yani. diliyorum. Hemen izleyicilerimiz beni düzeltiyor. Ben de yanlış hatırlamışım. Onlardan da özür dileyelim. Porto Beşiktaş maçını hatırlatmışlar. Beşiktaş kazanmıştı demişler. Hani onların da e, hatırlatması olmuş olalım. Tabii karıştırdık orada. Sanki deplasmanda kazanmıştı. Buradaki maç. Birbir mi bitmişti Porto'yla? Evet, deplasmanda kazanmış. Evet, 18-19 sezonunda Galatasaray Lokomotiv Moskova maçını da hatırlatmışlar. Hiçbir. Evet, o maçı evet. da hatırlatmışlar. Devam et istersen. Evet. Yani bizim burada direkt birbirimizi yenmeye odaklı derbiler özellikle özelinde o sezonu kurtarıyorsun, şampiyon oluyorsun, çok ciddi bir gelir elde ediyorsun. Peki seneye hedef ya şimdi 110 yıllık kulüplerin Avrupa macerası olmayacak da ne olacak? Demin arkadaşım bir şey dedi ya izleyicilerimizden biri. Ekonomik olarak e, orayla aynı süreci yaşıyor olmamız lazım. Emin olun bizim kulüplerin gelirleri çok daha fazla. Şampiyonlar liginden bahsetmiyorum. Hadi Avrupa Ligi'ni konuşalım. Son 10 yıl yarı final oynayan takımları şuraya yazalım Avrupa Ligi'nde. İnan yarısı bile değil bütçeleri bizim dört büyüklerin. Yarısı bile değil bütçeleri. Mesele para pul değil. Biraz zihniyetin, e, odaklanmanın Avrupa'da ve Türkiye'de 3-4 yıllık planlar yapabilmenin yolunu biz açıyor olmamız lazım. Evet Yalçın sen ne söyleyeceksin? Ben de katılıyorum Ergin'e. Şimdi Trabzonspor örneği vereceğiz. Yani i̇lk 5 haftada işler yolunda gitmiyor skor anlamında. Şimdi Newton tartışılıyor. Sezona nasıl başladı? Ve biraz önce bahsetmiş olduğunuz örnek mali kriterlere en uygun takım Trabzonspor ama sabır kısmında hı hı. Yani biz yıllar Geçse de bizim o anlamda başarıya foksandığımız için biz anı yaşıyoruz, yılı yaşıyoruz. Yani bizim evet. öyle uzun yıllar sabrederek bekleyeceğimiz sistemin içerisinde biz olamayız. Ee, bir de hocalara değil mi hep hocalar üzerinden götürüyoruz Sanki ho hoca her şeyi e, hoca hoca yapacak. Şimdi geçen burada konuştuk yayında baktım Trabzonspor 10 yılda 14 hoca ile çalışmış, Niftan hoca gider, yenisi gelirse 15. Çok anormal bir durum var ortada. 10 yılda 15 hoca. E, şimdi Trabzonspor yönetiminin ki geçen senelerde çok övdük. Geçen sene de çok övdük Trabzonspor yönetimini ama bu sene baktığın zaman e, şimdi Türkiye Kupası'nı kazandın diye mi bu adamla devam ettin sen? Ya da 6 maç kaybederse gönderirim niyetiyle mi lige girdin? Hı hı. Şimdi hadi gönderelim bir tane daha hoca getirelim. Mesela hoca da 8 haftada 3 galibiyet alsın 4 para ne yapacağız evet. mesela onu da mı göndereceğiz? Bu arada verdiğimiz istatistiği şöyle tekrar düzeltelim izleyicilerimizden mesaj geliyor. Kulüp tarihinin ilk şampiyonlar ligi ha, grup kulüp maçı diyoruz. Yani hani Başakşehir'in de bu ilk tarihindeki grup maçı olduğu için bu tarihe baktığımız zaman takımlar arasında... Tek o kulüp tarihindeki Şampiyonlar Ligi müsabakasında galibiyet alan takım Trabzonspor. Kulüplerin tarihleri bazında bakıyoruz. Tabi burada e, ne kadar sayıda e, bu Şampiyonlar Ligi gruplarına katıldıkları farklı bir konu takımların. O yüzden maç skoru düzeltmelerinize için teşekkür edelim. İstatistikimiz doğru. Evet e, kulüp tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi gruplarında galibiyet alan tek takım Trabzonspor. Orada altını çizelim o istatistiğin çünkü ilginç bir istatistik gerçekten ilk hani kulağa farklı geliyor ama e, doğrusu bu arada izleyicilerimizden ligle ilgili de çok sayıda soru geliyor WhatsApp Videolarınızı da bize gönderebilirsiniz. Onları da yine aynı şekilde yayınlayacağız burada. İzleyicimiz soru sormuş yine sizlere bu karşılaşmayla ilgili olarak. Dembaba ve Crivelli şampiyonlar ligi için ideal forvet ikilisi mi? Yoksa şampiyon ligi için Başakşehir bir tane de forvet almalı mıydı sizce şampiyonlar ligi için diye sormuş. Valla lüks olurdu ya. Yani şampiyonlar ligi için Dembaba ve Crivelli Başakşehir düzeyi bir takım için oynanabilecek şimdi. Bilmiyorum yani üçüncü bir, bu ayarda bir golcü evet Şampiyonlar Ligi için alırsınız ama yani çok lüks olmaz mı? Aldığınız adama yine 2-3 milyon euro maaş vereceksiniz. Bence Krivelli ve Dembaba oynanabilir. İkiliydi yani Şampiyonlar Ligi için. Yani eğer böyle bir düşünceye sahipseniz bu iki oyuncudan birinin biriyle vedalaşacaksınız. Evet. Yani hem mali kriterler açısından hem de e, level olarak daha üst seviyede bir oyuncuyu almak hı hı. istiyorsanız. Ama bu oyuncuların e, kontratları devam ettikleri için, bu oyuncular dışarıda bu rakamları alamayacakları için tüm kulüplerde bunlarla karşılaşıyoruz. Oyuncuya git diyorlar mesela, kadro düşünülmüyor. Ama bu seneki kontrat <laughs> şartları yani oyuncuya o kadar cazip geliyor hey, ki. Niye gitsin? Niye gitsin? <laughs> Her evet. kulüpte karşılaşıyoruz Beşiktaşlarını göndermeye evet. çalışıyor, evet. Lens'i göndermeye çalışıyor gitmez fedakarlık da yapmaz. Beşiktaştırmışken bir izleyicimiz Cüneyt Bey'in şöyle bir tweeti var. Daha iki sezon önce Bayern Münih'i rakip olarak düşünürken şimdi Denizli spor karşısında ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz Ergin abi demiş. E i̇şte yani ayaklar yere basmazsa bu kaçınılmaz olur. İki sene şampiyon oldun, bir milyara dayandı senelik gelirlerin. Şimdi o sene ayakların yere bassa, kontrollü gitsen, üçüncü, dördüncü, beşinci yıla gideceksin ama ne yapıyorsun? Pepe, Medel, Negredo, beş yıllık lens. Yani bu bir kontrolsüzlük. Galatasaray da yaşadı aynısını daha önce. Ünal Başkan, zamanında Fatih Hoca iki yıl şampiyon oldu. Sonra bir çöküş. Son iki yılın şampiyonu. Geçen sene, bu sene. Ya bunların hep dejavu. Birbirinin aynısı oluyor. Ayaklar yere basmazsa, Başkanların sorumlulukları olmazsa, yönetimlerin sorumlulukları hı hı. olmazsa onu da getirdim. O uçak indi hadi poz verelim bir tane yıldız var burada. bir, bir Önce şeyi bilmek lazım. Bir adama ben 5 milyon euroyu ödeyebilirim. Ya şampiyon olamazsamı hiç düşünmüyorlar. E, Olamadın. ne oldu? Getirdi mi düşünüyorlar o anda. Ama Be mesela Ahmet Nurçebin'in bununla ilgili açıklaması var işte. Hani artık bundan sütten ağzı yanmış. O da çünkü o yönetimde de bulunduğu için ne dedi? Hani ben kalkıp da getirdiğim oyuncunun hani evet belki hesabını... Verebilirim ama yanlış söylemeyeyim bu arada düzelt beni hani getirmediğim oyuncunun hesabını verebilirim ama getirdiğim oyuncunun veremem şeklinde bir ifade de bulunmuştu. Doğru ee, ama şöyle 30 milyon euroluk bütçe yapalım tamam yapalım 50 milyon euroluk bütçeyi biz kaldıramıyoruz batıyoruz bunu biz 25'e çekelim 25'e çekerken bunu. Sportif başarını devam ettirebiliyorsan rekabetin içerisinde olabiliyorsan şampiyonluk rekabetinin asıl başarı budur. Yoksa ben size yapayım 7 milyon euroya da takım yapayım Beşiktaş'a e ne olur rekabet edebilir mi? Siz bunu 20'ye 25'e çekerken işte Sörlot bulabiliyorsanız 1 milyon euroya, Vakayeme bulabiliyorsanız 1 milyon euroya budur asıl. Ama gidip lense de 15 milyon euroyu bağlıyorsan e bunu yapmayacaksın işte onu yapma daha düşük maliyetli faydalı oyuncu bul. İzmir'den Emrah Bey'in bizlere sorusu var. İyi geceler son sayfa ailesi. Bu sezon Anadolu takımlarından bir sürpriz görebilir miyiz? İyi geceler. İyi geceler. Ufaklık da bize iyi geceler demiş. Biz de e, iyi geceler diyoruz ikisine de. Şu andaki performanslara ve e, oynanan oyuna bakarsak Alanya Spor e, izleyicimizin söylemiş olduğu takıma uygun bir takım diye düşünüyorum Anadolu'dan. Tabi Sivas'ın performansı vardı geçen sene sürdüremedi. Alanya yine iyiydi ama Alanya Spor'un bu sene e, hani sürprizden kastımız şampiyonluk mu bilmiyorum. O çok zor bir iş ama ikinci olmak bile çok önemlidir. Evet. E, o açıdan biz ikinciliği, üçüncülüğü sürpriz diye nitelendiriyorsak katılıyorum. Alanya Spor en büyük favorisi bunun. Evet, devam edelim yine. izleyicilerimiz Avrupa'daki başarılar başarısızlığımızla ilgili yorumlar yapmaya, yorumlar getirmeye devam ediyor. Ee, bence biz geçmişe bağlı kalıyoruz demiş bir izleyicimiz. Son 20 yılda Avrupa'da bir kupa, bir de yarı final. Hala onları söylüyoruz." demiş. <laughs> doğru. Ee, yani 20 yıl Galatasaray hani UEFA var mı? Var. Tamam, doğru. Peki Bizim kendileriyle eş değer gördüğümüz Avrupa kulüplerine bakalım. Onların neyi var? Hadi kupa almadılar ama onların yarı final ve finallerini sayalım o zaman. Hı hı. Şimdi Beşiktaş 2 yıl şampiyonlar yine müthiş performans son 5 yılın en fazla puan toplayan takımı. Peki buna mı takılıp kalacağız? 3 e yıldır yok Beşiktaş. Şimdi şunu mu söyleyeyim? Kardeşim en çok da Beşiktaş topladı. Beşiktaş sayesinde orada ama bu da takılıp kalmak. Bunu devam ettirmesi lazım. Yani ben bu markaların bu armaların sadece lige odaklanmasını gerçekten çok kabul edemiyorum. Bizim... Peki devam edeceğiz. İstersen sen de sözünü tamamla. Aslında bizim ligimizde e, tartışmamız gereken konu şu olması lazım. Mesela Gaziantep Spor benim de oynadığım dönemde Avrupa ligine katılıyoruz ve şu anda amatöre kadar. Evet. Ordu Nereden, Spor'da nereye? forma şansı buldum ben bir sene. Şu anda Ordu Spor amatörde. Karabük Spor keza. Avrupa Ligi'ne katıldı. O sene küme düştü. Yani ciddi anlamda ülke futbolunda yöneticilik anlamında iyi gitmeyen şeyler var. Ve bu kulüpler ciddi borç batağı altında yani sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim açıkçası irdelememiz gereken konular da bunlar. Artık, artık bizim yöneticiliği yetiştirmemiz gerekiyor geçmişte yaşamaya devam ediyoruz. Yorumuna bir ben kimimle cevap verelim isterseniz. Sizi de geçmişe götürelim. Tabii yine içinde Yalçınay Han'ın da yer aldığı Güzel. bir ipucu listemiz var. Türkiye'nin